Evet arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz dünya yolculuğuna çıktım. Bu yolculukta sırtımda çantamla otostopla yolculuk yapıyorum. Arkadaşlar eğer videolarımı beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Kalkandelen'den, Tetova'dan günaydın arkadaşlar. Evet, bugün uyandım, kalktım. Ülber kardeşime beraber kahvaltımızı yaptık. Şimdi neredeyim? Şimdi çok ama çok özel bir yerdeyim arkadaşlar. Şu an içinde bulunmuş olduğum dergah, Osmanlı'nın Balkan topraklarına geldiği zaman yapmış olduğu ilk dergahlardan Bektaşi geleneğini taşıyan, Bektaşilik geleneğiyle yapılmış bu topraklara İslamiyet'in yayılmasında en büyük etmenlerden birisi olan Bektaşilik dergahındayım. Benim tarihi yerlere tabii ki ilgim var ama aynı zamanda biliyorsunuz bu şeylere de çok fazla ilgim ve alakam olduğu için şimdi dergahı gezmeye geldim arkadaşlar. Şimdi birlikte sizinle beraber dergahı gezeceğiz. Burası namazların kılındığı mescit. İçeriye bir bakalım. Şu an kapısı kapalı arkadaşlar. Burası için mescit. İçeri giremedim. Şöyle büyük bir kule var. Bunun amacı ne bilmiyorum. Şu an içeride kimse de yok. Soramıyorum. Şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Burası sanırım yazın derslerin verildiği yer. Arkadaşlar burası gerçekten mükemmel bir yer. Benim için çok büyük öneme sahip. Eşiğe basılmaz. Burada mezarlar var. Burası da kilitli, şu anda kapalı. Ne burası da mezarlık. Daha yeni kapısının kapalı olduğu, içeri giremediğimiz yer burası. Evet, burada bayraklar var. Makedonya bayrağı, Arnavutluk bayrağı ve Türkiye bayrağı. Evet arkadaşlar, bu Bektaşi tekkesinin adı Arabati. Arabati olarak geçiyor buranın adı. Arabati. Arkadaşlar burası da Bektaşilik geleneğinde hocaların talebelere hem ders verdiği hem sınav ettiği yer. Şimdi dergâhtan çıkıyorum.
Dervişle bayağı uzun bir sohbet ettim. Dergahtaki dervişle, görevli olan dervişle. Bayağı uzun bir sohbetimiz oldu. Şimdi dergahtan ayrılıyorum. Tiran'da Bektaşilik Derneği'nin merkezi olan yer varmış. Arnavutluğa gittiğim zaman Tiran'a, oraya mutlaka gideceğim. Şimdi buradan ayrılıyorum. Bakın kapının üstünde zaten karşıda görüyorsunuz. Sağ tarafta Türk bayrağı, sol tarafta ise Arnavutluk bayrağı var. Evet arkadaşlar, şimdi dergâhtan ayrılacağım. Burada olmak, buralarda olmak gerçekten güzel duygu, güzel bir his. Yani buralara gelirseniz mutlaka dergâha uğrayın arkadaşlar. Bakın sağda Türk bayrağı, solda Arnavutluk bayrağı asılı dergâhın girişinde. Aslımız, neslimiz buralardan gelmiş geçmiş. Gidelim. Evet arkadaşlar, sanki Türkiye'deyim. Türkiye'den hiçbir farkı yok Tetovan'ın, Kalkandele'nin. Sanki Türkiye'nin bir şehrinde yürüyorum. Herkes, neredeyse çoğu insan Türkçeyi biliyor. Arkadaşlar. Merhaba. Her gören korna çalıyor, selam veriyor. Her gören korna çalıyor, selam veriyor. Aynı Özbekistan'daki gibi Türk'üm diyorum. O Türk bağırıyorlar. Yani Tetova'da, yani Kalkandele'ne gelirseniz, benim gibi böyle büyük bir çantanız varsa ve sizi görürlerse herkes korna çalıp selam verecektir. Beni her gören korna çalıyor, el sallıyor. Türk'üm diyorum. Türk'üm diyorum. Seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Evet, her gören korna çalıyor arkadaşlar. Merhaba diyor. Merhaba. Böyle yani. Gerçekten değişik bir duygu. Güzel bir şey arkadaşlar. Tetovan'dan çıkacağım birazdan. Biliyorum şimdi Tetovan içinde. Kolay gelsin. Hello. Evet arkadaşlar, şimdi yoldan geçiyordum. Tam bir böyle kahvenin, kafenin önünden geçiyordum. Beni gördüler, dediler illa gel otur. Hani soğuk bir şeyler, hava çok sıcak. Aynı böyle Özbekistan'daki gibi çok davet ediyorlar sağ olsunlar. Gel dediler otur, bir şeyler soğuk, bir şeyler iç, hava çok sıcak. Ben de geldim, şimdi oturuyorum burada arkadaşlarla. Sağ olsunlar beni davet ettiler. Gerçekten çok ilgililer, çok Türkiye'ye karşı ilgililer. Bir de bir şey daha öğrendim. Benim ismim, Remzi ismi. Arnavutluk'ta, buralarda çok meşhurmuş, ünlüymüş, bayağı yaygın bir isimmiş. Onu öğrendim, öyle söylediler. Yani bayağı çokmuş burada benim ismimle. Evet, şimdi biraz oturup sonra tekrar yol devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, burada da bir Arnavutluk bayrağı. Burada her yerde Arnavutluk bayrağı var. Bütün köylerde, şehirlerde, her yerde Arnavutluk bayrağı var. Anladığım kadarıyla hani Makedonya
sadece isim olarak var. Anladığım kadarıyla Makedonya sadece isim olarak var. Yani bu topraklar genel olarak Arnavutluk toprağı gibi. Yani Arnavut ve Türk çok fazla. Makedonlar sadece belirli bölgelerde çok az yaşıyorlar. Yoğunluk nüfus genellikle Türk ve Arnavut. Ve bu topraklarda da hep Arnavutluk, Arnavutlar var, Arnavutluk bayrakları var. Yani Makedonya sadece isim olarak kalmış gibi duruyor benim gözümde. Bu benim bakış açım arkadaşlar. Arkadaşlar evet, toplanın. Şimdi size çok önemli, çok güzel bir şey anlatacağım. Gostivar'dayım. Sabahtan yola çıktım. Tetova'dan bazı kolaylıklar sağlayan arkadaşlar oldu. Onlarla beraber, onların sayesinde Gostivar'a kadar gelebildim. Şimdi Gostivar'da bir abiyle tanıştım. Yolda gidiyordum. Nerelisin diye sordu. Türk'üm dedim. Ve beni dükkana davet etti. Görürsünüz aslında saçlarım papaz gibi olduğu için uzaktan papaz saçlarımı fark etti. Ve beni dükkana davet etti. Abim şimdi burada. Kendisi merhabalar. Kendisi burada yaşayan Türk abimiz, adı Nasir. Onunla tanıştım. Şimdi birlikte bir şeyler içeceğiz. Daha sonra benim saçlarımı kesecek. Sağ olsun. Size kendisinin dükkanını falan tanıtacağım şimdi. Dükkanını... Instagram var mı abi senin? Evet var. Tamam. Instagram adresini de aşağıya bırakacağım. Eğer Gostivar'a gelirseniz, Makedonya'ya gelirseniz mutlaka yanına uğrayın. Kendisi gerçekten çok iyi bir abimiz. Yardımcı olacaktır. Saç sakal kesimlerinizde mutlaka size yardımcı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, gelmiş olduğum berber, kuaför daha doğrusu. Gelmiş olduğum kuaför burası. Nasri Stafa. Size dışarıdan göstereyim kuaförü. Gostivar'da kendisi Türk bir abimiz. Buraya eğer yolunuz düşerse, saç sakal kestirmek isterseniz benim selamımı söyleyin. Size her türlü yardımcı olacak. Bana söz verdi. Kendisine aynı zamanda ben biliyorsunuz bileklik yapıyorum. Kendisine bileklik de yaptım. O da benim şimdi saçlarımı güzelce kesecek. Size dükkanı göstereyim. Böyle kuaför dükkanımız. Tam bu merkezde, Gostivar'da zaten. Buraya gelirseniz çok rahat bulabilirsiniz. Şimdi kendisi çalışıyor. Merhabalar. Evet. Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz. Evet. Kendisi şu anda kardeşinin saçları kesiyor. Evet. Kardeşimiz de çok şekil yani, yakışıklı. Evet. Bir de Kosova'dan misafirlerimiz geldi. Oo, arkadaşlar geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. YouTube'a YouTube. Takipçilerime ne söylemek ister? İngilizce de söyleyebilirsiniz. Yes, of course. Of course. Hello from Kosovo with love in Nasir Stafa Barber Shop. Yeah. Thank Best you. In town king. Bravo. Thank you. Evet, kuaförümüz burası arkadaşlar. Size aşağıya Instagram linkini bırakacağım. Zaten Instagram'da da paylaşacağım, hikayelerde de. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da zaten Instagram'dan takip ediyorsanız oradan da görebilirsiniz. Kendi Instagram adresini de etiketleyeceğim zaten Nasir abimizin. Oradan hepsine bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Ben bir güzelleşeyim arkadaşlar. Çok çirkinim bakın. Yani papaza döndüm. Birazdan güzelleşeceğim. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar tıraşım bitti. Gördüğünüz gibi before after yapacaktım. Saçlarım papaz haliydi ve bu da kesilmiş hali. Hadi gelin şimdi sizinle birlikte içeri girelim. Merhabalar. Nasir abimiz çalışıyor. Kadir kardeşimiz çalışıyor. Bir de Arnavut kardeşimiz var şimdi şu anda bizim. Komşum benim o kardeşim. Kendisi İsviçreli olduğu için görmedim, uzun zamandır görmüyorum da. Kendisi çok güzel olmuş. Ya şişko olmuş. Tamam mı? Kardeşim benim. Çok güzel. Bir de burada Siyah kardeşimiz var. Kendisi Raven köyünden. Arnavut. Arnavutları zaten seviyoruz biz. Onlar bizim evet, kardeşlerimiz. Evet. Arnavut Türk Müslüman hepimiz insanız. Adamsın Nasır abi. Teşekkürler. Sağ ol.
kardeşim. Çok teşekkür ederim abi, eline sağlık. Ne demek kardeşim. Evet arkadaşlar, Nasir abimizin ellerinden saçlarımız 10 numara oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Her zaman. 10 numarasın abi. Teşekkürler kardeşim, sağ ol. Arkadaşlar bakın, Ghost Duvar'da Nasri abinin kuzeni oluyor, yeğeni oluyor, yanlış söyledim pardon, yeğeni oluyor, Ravza. Ravza ne demek istersin Türkiye'ye? Türkiye'ye ne demek istiyorsun Ravza? Hı? Bir şey söyle bakalım. Hadi. Türkiye'yi seviyor musun? Türkiye'yi seviyor musun? Hadi bir şey söyle. Bir Türkiye, şey söyle. Hadi böyle selam söyleyebilirsin, sizi seviyorum kimiz diyebilirsin. Ha, ne şey demek söyle istersin? Hı? Ravza çok güzel Türkçe konuşuyor, evet. İngilizce konuşuyor. Hadi bakalım, hadi Ravza. Gül, gül biraz sana da bir de söyle, tamam mı? Hadi. 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 Söylemeyeceğim mi? Merhaba. Söyle, söyle. Merhaba, evet. Merhaba. Hepinizi seviyorum, selam söylüyorum de. Hepiniz, sen söyle. Sen söyle ama. Sen söyle, hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım, Türkiye'den hadi gelmiş. Hadi. Abimiz, hadi bakalım. Söyle. Söyle, Türkiye'yi seviyorum de. Türkiye'yi seviyorum. Aa, tamam. Aferin sana. Ravza sizi çok seviyor. Size selam söylüyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Nasir abimizle onun oğluna ait bir kafe var burada. Ege Kafe. Yanımızda Ebu Bekir de. Merhabalar. Burada çok güzel bir kafe açmışlar. Gerçekten çok nezih bir ortam. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hem Ebu Bekir olsun hem Nasir abimiz olsun. Burada yemek aynı zamanda hem yemek de yapılıyor. Pizza ve pizza, pide, lahmacun, her türlü trileçe, yemek, tatlılarımız da var. Şimdi size aynı zamanda kafenin içini de göstereceğim. Eğer ki gelirseniz zaten bu Makedonya'da Üsküp haricinde gidebileceğiniz, evet gidebileceğiniz çok fazla bir böyle seçeneğiniz yok ama Ghost Duvar'ı size öneririm ki gerçekten güzel. Eğer Ghost Duvar'a da gelirseniz yemek yemek için ya da karnınızı doyurmak için ya da oturmak için başka yere gitmenize gerek yok. Buraya gelirseniz biz yolların hikayesinin selamını verirseniz size her türlü yardımcı olacaklar. Tabii ki. Her türlü evet size her türlü destek olacaklar. Buraya gelip gönül rahatlığıyla burada yemek yiyebilirsiniz. Biliyorsunuz burada özellikle Makedonya'da biraz etnik olarak hem Hristiyan hem Müslüman karışık yaşadığı için yediğinizden içtiğinizden emin olabilmeniz açısından buraya gelip gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çayınızı içebilirsiniz. Nargile var. Aynı zamanda çok güzel Ebu Bekir kardeşimiz nargile yapıyor. Şimdi zaten size ortamda göstereceğim. Mükemmel bir ortam. Bayılacaksınız. Tanıtım için videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelin şimdi sizinle Ege Kafe'yi biraz gezelim. Size Ege Kafe'yi biraz göstereyim. Eğer Ghost Duvar'a gelirseniz zaten dediğim gibi buralarda öyle çok gidebileceğiniz bir şehir yok. Üsküp'te haricinde bir Kalkandelen var. Zaten o gittiğim şehirleri de size elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Tanıştığım eğer güzel insanlar olursa onlarla da iletişim kurarsam onları da size tanıtmaya çalışıyorum. Onları da size göstermeye çalışıyorum. Ege Kafe'yi şimdi size tanıtacağım. Eğer buraya gelseniz mutlaka buraya uğrayın. Benim selamımı söyleyin, size yardımcı olacaklar. Ebu Bekir kardeşim, kolay gelsin. Eyvallah abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ebu Bekir kardeşimizin güzel mekanı burası. Burada kahve, nargile, her türlü hizmeti sunuyor. Aynı zamanda yemek yapıyor.
pidelerimiz var, her şeyimiz var, lahmacun. Burada da özel şark odamız var, Osmanlı usulü. Böyle special room. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortam gayet güzel, nezih. Ebubekir kardeşimiz burayı yönetiyor, burayı çalıştırıyor. Evet. Herkesi bekleriz, herkesi bekleriz. Teşekkür ederim kardeşim benim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Ege kafemiz böyle. Gayet güzel bir ortam. Eğer gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Yemeğinizi yiyin, çayınızı için, nargilenizi için. Benden de bir selam söyleyin. Size Ebubekir yardımcı olsun. Elinden geldiği kadar her şekilde size mutlaka yardımcı olacaklardır. Burası dediğim gibi özel bir yer. Türkler için.